yapılması gerek diye verdiğimiz oyların hepsi boşa gitti. Birçok kesimden de destek görmesi Malatya'mız için büyük bir şans. Mesai kavramının çok çok ötesine geçen başkanlara ihtiyacı var. Şimdiye kadar çünkü aynı kalıplarla oldu. Farklı bir kalıpları denemek lazım. İnşallah Malatya en iyisini takdir edecek. Anlattıklarıyla, anlattıklarıyla yapacakları bağdaşırsa başka yapmaya gerek bir şey yok. Bugün burada bir organizasyonumuz vardı. Önümüzdeki yerel seçimlerde yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak yol haritamızı, işte projelerimizi paylaştığımız, Malatya vizyonumuzu ortaya koyduğumuz bir program oldu. Bu vesileyle bu programa katılan bütün hemşerilerimize, bütün saygıdeğer hanımefendilere, beyefendilere, bütün dostlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemden itibaren çalışmalarımız başlayacak. Yarın sabahtan itibaren sahalarda olacağız. Tam 70 gün, 7'den 70'e bütün insanlarımızla elini sıkmadığımız hemşerimizi bırakmayacak şekilde, kapısını çalmadığımız ailemizi, gitmediğimiz mahallemizi, ziyaret etmediğimiz muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, hemşerilerimizi, esnaflarımızı ziyaret edecek, ziyaret ederek kendimizi, şehrimizle ilgili vizyonumuzu, yol haritamızı ve projelerimizi anlatmaya başlayacağız. Ve inşallah bu şehri yeniden hep birlikte bütün insanlarımızla, hangi siyasi görüşte olursa olsun, bütün insanlarımızla birlikte ayağa kaldırmak için, bütün insanlarımızın bilgi birikimini, tecrübesini bu şehrin harcına karmak için bir yola çıkıyoruz. Bu yolculuğun hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimlerin ülkemize, şehrimize ve insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütün aday arkadaşlarımıza da, bütün çalışıp bu sürece emek veren organizasyonlara, arkadaşlara, dostlara hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte hakikaten Malatya'nın işine aşık olan, gecesini gündüzüne katan, can hıraşana çalışan, mesai kavramının çok çok ötesine geçen başkanlara ihtiyacı var. Partisi ne olursa olsun, kişiler kim olursa olsun buna iliklerine kadar ihtiyacı var. Herkesin boyun borcudur bu. Aday olan her bir birey şunu bilmeli ki can hıraşana çalıştığı müddetçe Malatya kazanır. Bunu göz önüne alamıyorsa lütfen aday olmasınlar. Lütfen eğer o 24 saatin 20 saatini, 21 saatini, 22 saatini mesai harcayacaksa baş üstüne o zaman buyursunlar piyasaya çıksınlar piyasaya. Ancak aksi halde lütfen ama lütfen bu ilin kaybetmek gibi bir lüksü yok. Bu ilin çevre illere göre değerlendirdiğiniz zaman ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyeli ekipleriyle birlikte ortaya çıkaracak adalara ihtiyacı var. Ben inanıyorum ki bugün İbrahim Gezer Bey yıllardır Malatya için can hıraşana çalışan ve hakikaten projeler ortaya koyan, il merkezi ayrı, her bir ilçesine de ayrı ayrı olacak şekilde projeler ortaya koyan İbrahim Bey'in hakikaten bu konuda bayrağı birkaç level yukarıya taşıyacağına inanıyorum. Umarım ki vatanımız için, ülkemiz için, özellikle Malatya'mız için hayırlı uğurlu olur. Hocamızı da kutluyorum. Profesör Doktor İbrahim Gezer gerçekten yıllardır Malatya'yı çalışan, Malatya'yı ilçe ilçe, mahalle mahalle, mahalle gezen, Malatya'da akademisyenlik kimliğiyle Malatya'ya uzun zamandır hizmet eden bir isim. Yolu açık olsun, bağımsız aday olması ve birçok kesimden de destek görmesi Malatya'mız için büyük bir şans. Dışarıdan adaylar yerine, tepeden inme adaylar yerine Malatya'yı bilen, Malatya'yı çalışan ve herkesinden destek alabilecek bir adayın ortaya çıkması bizi çok heyecanlandırmıştır. Hocamın yolu açık olsun. Biz de tüm desteğimizle yanında olacağız inşallah. Valla belediye başkanı dürüst ve çalışkan olmalı. En büyük şeyimiz bu. Malatya'ya yapılacak şimdiye kadar siyasi partilerde hep AK Parti'nin yapılması gerek diye verdiğimiz oyların hepsi boşa gitti. Yani birisi doğru dürüst iş yapmadı. Gerçi de şöyle bir şey var. İbrahim Hoca bağımsızda aday. Allah yolunu açık eylesin. Yani ümit ediyoruz ki yapılacak çok şeylerin, geride kalmış işlerin hepsini yeniden ayağa kalkacağına ümit ediyoruz. Allah memleketin hayırlısı versin inşallah. Kim iyiyse o kazansın. Bütün çıkan arkadaşların hepsi Malatya hizmet yola çıktılar. İnşallah Malatya en iyisini takdir edecek. İbrahim Hocam inşallah seçilecek. İnşallah halkımız da onu görecek. Ve çok güzel olacak. İbrahim Hocanın birikmişi var. Malatya için inşallah onları kullanacak.
Ve halkımız da inşallah onu görecek. Şimdiye kadar çünkü hep aynı kalıplarla oldu. Farklı bir kalıpları denemek lazım. Bekliyoruz inşallah daha değişik güzel şeylerin olmasını. Herkes inşallah destekler İbrahim Hocam'a. Yolu açık olsun. Allah utandırmasın. Ve şimdi Kazakistan'dan geldi. Bak o bile takdir ediyor. O bile takdir ediyor. Diyor ki böyle bir aday bizde bile böyle çıkıp da bir şey söylemiyor. Herkes menfaatini düşünüyor ama İbrahim Hocam ben araç bile kullanmayacağım diyor. Makam aracı bile kullanmayacağım diyor. Yani büyük bir şey bence. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. İnşallah İbrahim Hocam için de iyi olur. Memleketimize, Malatya'mıza hayırlı olsun. Birikimli, vizyonu düzgün, geçmişi düzgün bir adayımız. Projeci, projelerini hayata geçirirse inan ki memleketimizin tez zaman zarfında ayağa kalkar. Anlattıklarıyla yapacakları bağdaşırsa başka yapmaya gerek bir şey yok. Yeğenim İbrahim Cezer, hayırlı olsun başta. Malatya'mız için, Büyükşehir için. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. İbrahim Gezer'in de Malatya'mız için bir şans oldu. Malatya'mızın çocuğu, Malatya'mızı çok iyi tanıyan bir insan. Malatya'mızda uzun yıllar öğretim görevliliği yaptı. Malatya'mızda yetişmiş. Malatya'mızın öz evladı, Malatya'mızın tüm sorunlarını bilen bir insan. Malatya'mız için hayırlı olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanır. Bu deprem sürecini en güzel şekilde atlatacağımız bir aday. Halkımıza yardımcı olacak bir aday. Bu bilgi ve donanıma sahip bir aday. İnşallah Malatya'mız için hayırlı olur. Malatya'mızda sivil toplum örgütlerine başkanlık yapmış. Murat Kalkınma Ajansı'na başkanlık yapmış. Elazığ, Malatya, Tunceli'ye. Deneyimli, donanımlı bir insan. Malatya için büyük bir şans. İnşallah halkımız bunu değerlendirecek. Hiç kimseyle arasına bir sorun olmadı. Her partiye oy verenle dost oldu. İyi bir Malatyalı, iyi bir Malatya sevdalısı. Aradığımız insan inşallah hayırlı. Teşekkür ederim.